gitmek istiyorum, koklamak istiyorum. Koklamak istiyorum onun kokularını, gül kokularını koklamak istiyorum. Daha ben laflarımı ifade edemiyorum size. Şu anda buraya Eyüp Sultan'a geldim. Onun manevi havasını, manevi ruhunu almaya geldim. Şu Muhammed'in yolundan gidenlerden Allah razı olsun. Koklamak istiyoruz, gülünü koklamak istiyoruz. Müslüman aleminin düzelmesini istiyoruz onun yüzünü suyu hürmetine. Hazreti Muhammed'in doğumu aslında Mevlid Kandili'nde anılıyor. Ama onu daha iyi anmak için her Nisan'ın 3. haftası Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor. Sokak konuşuyor, bugün peygamberi olan sevgisini konuşuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Böyle dediğiniz zaman ne oluyor kalbinizde, neler hissediyorsunuz? Tamamen içimde hiç tertemiz. Bu haftayı diğerlerinden farklı geçiriyor musunuz? Ne anlam ifade ediyor sizin için? Tabii ki farklı geçiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yani eskilerde yaşanmış olan güzelliklerin tekrardan gelmesini, kaybedilen değerlerin tekrardan kazanılmasına vesile olmasını. Eski dürüstlüğünü, doğruluğunu, yani onu anlatmaya bizim kelimelerimiz inanın yetmez. Biz o güzel özelliklerin hangilerini devam ettirebiliyoruz? İnanın çok azı. Gerçekten çok azını devam ettirebiliyoruz. Yani bir kere ona zaten Muhammedül Emin denmiş. O kadar emin bir insanmış ki ona inanmayanlar bile onun yalan söylemediğinden emin olurlarmış yani. Kesinlikle yalan konuşmazmış. Merhametiyle, iyiliğiyle, her şeyiyle Peygamber Efendimiz, gelmiş geçmiş peygamberlerimizden son peygamberimiz. İnsanları doğru yola sevk ederdi. Büyüğü küçüğü tanıyın. Yani hanımlara beyinizi tanıyın, adamlara da hanımınızı tanıyın. Hep öyle öğretmiş herkese. Ama tutana. Şu anda öyle mi? Devam ediliyor şimdi mu onun etkileri? Şimdi devam edilmiyor. Bir namaz kılarken bir yetim önünden geçse namazını bozan bir insan. Yetimin başını sıvaşlamak için. Öyle bir insan. Onun tabiatını, örnek insanlığını, doğruluğunu, dürüstlüğünü örnek alıyoruz yani. Peygamberimizin varoluş sebebini bilmelerini ve bu varoluşuyla son nefesine kadar tüm insanlığa anlatmak istediği mesajın ne olduğunu iyi idrak etmesi gerekiyor. Aşık olduk biz ona, sevmek de kelime. Merhameti var, çocukları sevmesi var, diri diri gömülmeyip onun zamanında kaldırılması var. Hepsi var. Kaldıkça gözleriniz dolar mı böyle? Dolar, her zaman dolar. Peygamber Efendimiz sadık, dürüst bir insan. Daha Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlığı yaymaya başladığı zaman bile etrafında Müslümanların sayısı az olmasına rağmen çevresindeki insanlar bakıyor ki çok sadık, dürüst bir insan, sadakatli bir insan, güvenilir bir insan ve Peygamber Efendimiz'e Muhammed'in Emin ismini, sıfatını veriyorlar. Benim kalbimde Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisi var. O Allah'ın en büyük peygamberi, en birinci peygamberi. Yani ne gözlerimiz yaşarıyorsa eğer onu anlatırken, en büyük sevgi o bence yani. Bize peygamberi anlatabilir misin? Şimdi hakikaten çok ciddi bir insanla karşılaştınız bu sahada. Ben emekli askerim. 10 sene askerlerime ben peygamberimin rüyasını anlattım. Gece dersine girdiğim zaman askerlere derdim ki isteyen geçsin yatsın. Bana derlerdi ki komutanım peygamberimin rüyasını anlatacaksanız dinleyeceğiz. Yoksa gider. Onun Kur'an-ı Kerim'iyle, İslamiyet'iyle, bunun üzerinde Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu İslamiyet'i biz götüreceğiz. İslamiyet de bu Kur'an-ı Kerim'in üzerinden gidecek Allah'ın izniyle. Kıyamete kadar. Peygamberi tanıyabiliyor muyuz? Şimdi Kutlu Doğum Peygamberimizi, haftasındayız. Peygamberimizin tarafı Kur'an-ı Kerim de zaten ona indirildi Kur'an-ı Kerim. Onun ilmiyle biz de onu devam ettireceğiz. Allah'ın izniyle. Hadi. O Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onu meti sena etmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderdiğini bizzat Kur'an-ı Kerim'inde beyan etmektedir. Onun hangi özelliklerinizi hayatınıza uyguluyorsunuz? Onun özellikleri, sünnetlerini mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar sünnetlerini
yaparak, fiili ve sözlü olarak yaparak, yaşayarak daha doğrusu ona olan sevgimizi, bağlılığımızı göstererek bu şekilde. Peygamberimiz çok sevdiğimiz kişi. Onun için de Giresun'dan buraya geldim. İkincisi onu anladığınızı, tanıdığınızı, öğrendiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Evet, biraz daha fazla böyle yerlere gelip biraz daha çok bilgilerimizi tazelemek, daha çok öğrenmek istiyorum. Kitabını aldım, okuyorum. Peygamber bizim gözümün nuru, gözümüze ışık koyar, doğru yola gönderir. Ondan bu zamana kadar hiç ilerleme gayet edememişiz. Birbirimize dillik, düzen, ibadet hiç rolunu göstermedik. Siz Hazreti Muhammed dendiğinde bu kutlu doğum haftasında ne anlıyorsunuz, onu nasıl anlıyorsunuz? Onun doğruluğunu, dürüstlüğünü, ahlakını gösteren bir kitap halinde zaten yazılmıştı. Hazreti Ömer kendi kızını sağ toprağa batırıyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz onları, o şeyleri kurtardı. Bir insanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada rahata kavuşturacak bir liderdi. En güzel şeyler onun ahlakı güzel, dürüstlüğü, doğruluğu, merhameti, yardımseverliği. Yani ona kötülük yapana bile hep iyi davranırmış. Yani keşke biz de öyle olabilsek, onun gibi olmaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Namazını kılan, dürüst doğru, herkese yardım eden, iki gömleği varsa birisini verirmiş, o kadar yardımsevermiş. Peygamberimizi nasıl tanıyorsunuz? İnsanları çok severmiş, hayvanları çok severmiş, çocukları çok severmiş. Müslümanlığı dünyaya tanıttığı için, Müslümanlığı dünyaya yaydığı için en iyi özelliklerin bir tanesi budur yani. Tekrar nasip eyle yarat, ben Resul'e doymadım ki. Tekrar nasip eyle yarab, ben Resul'e doymadım ki. Nasıl tanıyorsunuz onu? Peygamberimizin özellikleri rahmet peygamberi bir. Yani alemlere rahmet olarak gelen son peygamber. Yani bütün kötülüklere iyilikle karşılık veren. Yani Taif'te yapılan, ona kötülük yapan, dişini kıranlara, onlar bilmiyorlardı. Eğer bilselerle bunu yapmazlardı diyen bir peygamber Resulullah. Bunun yolunda bizi Allah-u Teala, bunun yolunda daim eylesin. Şu anda duygularımı paylaşamıyorum, içimde çok doluyum ama şu anda söyleyemiyorum. Yani boğazım düğümlendi onun hakkı için, onun ruhu için, heyecanlanıyorum şu anda. Şu anda heyecanlanıyorum yavrum, bir şey diyecek halim yok. Ondan bizi Allah mahrum etmesin. Onun şefaatine bizleri, cemi cümle kullarını ya Rabbil Alemin nail eylesin Allah'ım.